Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konuğumuz Göktürk Güngör. Göktürk Güngör Adana Çukurova Bağımsız Belediye Başkan Adayı. Bugün kendisiyle sohbet edeceğiz. Evet. Göktürk Bey hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz Toprak Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizleri gördük daha iyi olduk. Çok bugün güzel. Göktürk Bey Adana mısınız? Benim babam Kahramanmaraş ile Andırın ilçesi Rıfatiye köyünden, annem Osmaniye ile Kadirli ilçesi İlbistanlı köyünden. Ben Adanalıyım. Adana'da doğdum. Adana'da güzel. Büyüdüm. Çukurova ilçesinde uzun yıllardır, yaklaşık 25 yılın üzerinde bir esnaflık hayatımız oldu. Burayı eliniz avucunuz içi gibi biliyorsunuz yani. Tabii tabii. Yani burada büyüdük. Çukurova ilçesinde büyüdük. Adana'mızda doğduk. Güzel bir ilçemiz. Yıllardır da zaten buradayız. Evliyim. 3 çocuğumuz var efendim. Allah başlasın. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Çukurova ilçemizin 27 mahallesine birden hakimiz. Evet, çünkü burada belki biliyorsunuzdur, 2019 31 Mart yerel seçimlerinde Çukurova ilçemizde, Çukurova ilçemizin Güzelyalı mahallesinde muhtarlık seçimini kazanarak 5 yıldır bölgemizde muhtarlık görevimi sürdürdüm ve Çukurova Muhtarlar ve Yerel Yönetimler Dernek Başkanlığı görevimle Anadolu Muhtarlar Federasyon Başkanlığı görevimde devam etmektedir. Peki Göktürk Bey, sizden önce federasyon var mıydı yoksa sizin aracınızla Yok. Mı? Sizin kurduğunuz bir federasyon Evet, mu? Adana'ya federasyonu ben kazandırdım. Buradaki muhtarlar dernek başkanlarıyla bir araya gelerek, muhtarlarımızla bir araya gelerek Adana'mıza ilk federasyonu kardeşiniz Bu sinerji sağladı. oluşturuyor galiba muhtarlar arasında. Tabii tabii efendim. Sinerji oluşturduğu için daha bilgi paylaşımı yapıyorsunuz muhtarlar arasında. Yerel hizmetlerle ilgili vatandaşlarımızın eksik kaldığı noktada muhtarlarımızın sorunlarını çözme yolunda istedikleri başarıya ulaştıramadıkları takdirde federasyon olarak devreye giriyoruz. Kanun neyse nizami bir şekilde muhtarlarımızın yanında olarak vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyoruz. Muhtarlığı ben siyaset olarak görmüyorum açıkçası. Evet. Şimdi siyasete neden girdiniz diyeyim o zaman size. Muhtarlık siyaset olarak görmediğiniz için çok memnun oldum. Çünkü biz de belediye seçimlerini burada siyasi olarak değerlendirmiş olacak olsaydık partilerle beraber siyasi bir partiyle devam ederdik. Biz hem Güzelyalı Mahalle Muhtarlığı hem Çukurova Muhtarlar ve Federasyon Muhtarlar ve Yerel Yönetimler Dernek Başkanlığı hem Anadolu Muhtarlar Federasyon Başkanlığı görevim yerinde olduğundan dolayı siyasi partilerde hareket etme durumu benim gözümde imkansız. Çünkü ben tabanla çalışıyorum. İnsanların yaşam kalitelerini ve yaşadıkları bir alanda o sorunlu görülmüş olan yerel hizmetlerle ilgili eksikliği ileri noktalara taşımak için Çukurova Belediye Başkanlığı'na bağımsızdan aday oldum. Siyasi olarak da hiçbir zaman değerlendirmedim. Evet. Peki diğer sorumuza gelirsek, Göktürk Bey neden bağımsız aday oldunuz? Neden bir siyasi partiye bağlıysınız? 11 tane siyasi partiden adaylık teklifi geldi ama partiyle yürümek istemedim. Yani o ideolojiyi tam anlamıyla yaşayamadım. Sadece hizmet etmek, çalışmak istiyorum. Vatandaşlarımızın sorunlarına destek olmak istediğim için siyasi bir partiyle gelen kişiler kesinlikle bu sistemi düzeltemezler. Evet. Yani ondan dolayı da bağımsız olarak devam etmek istedim. Siyasi partilerle ilgili herhangi bir düşüncem oluşmadı efendim. Peki, tüm Türkiye'de belediye çalışanlarının kafasından takılan soruyu size de sorayım. Siz geldiğinizde personel çıkarmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz efendim, evet. Çünkü eski belediye başkanlığındaki personelden ayırmayı düşünüyor musunuz? Doğru, düşünüyoruz. Burada çok şaşırmamak gerekiyor. 2014 yılında Soner Çetin Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölgesinde geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak geldi, değil mi? Peki 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir belediye başkanımızdan bu bayrağı teslim aldı. Gelen kadro komple buradaki Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimiz, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı tarafından işten çıkarıldı. Sizce bağımsız olarak gelecek ve hizmet etmek için insanlara yardımcı olmak isteyen bir kardeşiniz gelince insanlar işten çıkarmaz mı? Çıkarır tabii. Hem de sayısı oldukça yüksek olacak. Çünkü Çukurova ilçemiz bugüne kadar hiçbir şekilde hizmet almadı. Çalışmayan personeli, işine gücüne bakmayan personeli, karçıları kesinlikle bir tanesini bırakmam, işten çıkarırım efendim. Neden Çukurova'yı tercih ettiniz peki?
Çukurova ile ilgili 2009 yılında kuruldu. Çukurova ilçesi 2009 yılından bugüne kadar hiçbir şekilde hizmet almadı. Ve burada oturuyoruz, burada yaşıyoruz ailemizle, çocuklarımızla birlikte. Siyasi partilerin maalesef ki ısrarla iş yapmayacak olan kişileri Çukurova bölgesine aday olarak göndermiş olmaları benim kanıma dokundu. Siyasi partilerin bu konunun içerisinden uzaklaşması gerekiyordu. Bizim bölgemizin çocuğu, bizim bölgemizin evladı, bizim içimizden birisinin bu işin içerisine girip yaşanılabilir bir ilçe haline getirebilmesi için mücadele etmesi gerekiyordu. Ondan dolayı Çukurova ilçemizi çok bakımsız, çok yorgun ve sürekli silah saldırılarıyla belediyedeki biliyorsunuz, yani hem baskınlarla, operasyonlarla, imar müdürlerinin ve başkan yardımcılarının ve personellerinin cezaevine alınmaları, bunlar oldukça bizleri yordu, üzdü. Artık bunları duymak istemiyoruz. Vatandaşlarımız nefes almak istiyor efendim. Çukurova ilçemizi geliştirmek istediğimiz için. Peki, büyükşehir ya da ilçe belediyelerinde desteklediğiniz aday var mı? Büyükşehir belediyesinde de, ilçe belediyelerinde de kimseyi desteklemiyoruz efendim. Bizim destekleyecek olduğumuz, birebir temas halinde olmuş olduğumuz arkadaşlarımız yok. Yalnız bağımsız belediye başkanı adaylarımızla seçimin ilerlemesini isteriz. Eşimize, dostumuza, çevremize de bağımsız, güvendikleri, tanıdıkları, bildikleri, eğer gerçekten güvenilir bir aday varsa desteklemelerini isteriz. Partiye aday olmadığı şekilde? Yok yok, evet, ben hiçbir partinin mensubu değilim. Hiçbir partiyi de kimseye önermem efendim. Peki bu seçim sürecinde son bir haftayı nasıl değerlendirirsiniz? Son bir hafta çok ateşli geçiyor. Bütün kötülüklerin, bütün pisliklerin çıkmış olduğu hafta olarak değerlendiriyoruz. Duymadığımız, görmediğimiz kalmadı diğer siyasi partili adaylarımızla alakalı. Her şey çok kötü ve bundan dolayı da üzülüyoruz. Ondan dolayı Çukurova ilçemizdeki özellikle siyasi adaylarımızın birbirleriyle çatışmasının sonucunda vatandaşlarımız da çok kötü bir şekilde bakıyor buna. Olumsuz olarak değerlendiriyorlar. Ondan dolayı bir haftalık bir süre kaldı. Askerlik yaptığınız bilirsiniz. Askerdeyken 3 harften düştüğümüz zaman, 100'den düştüğümüz zaman biraz daha heyecanlanırdık. Şimdi kaldı bir hafta bir zamanımız. O bir hafta içerisinde heyecan daha da fazla doruklarda. Evet. Peki şansınız ne görüyorsunuz Göktürk Bey? Yani Çukurova Belediye Başkanlığı Allah nasip ederse bu sefer Çukurova ilçemizdeki vatandaşlarımız bağımsız adayları olan Göktürk Güngör kardeşlerini destekleyecek olduklarını toplum arasında insanların yanına indiğimiz zaman eşimizle, dostumuzla, çevremizle sürekli hep duyduğumuz sözler. Ondan dolayı bizi burada 2024-31 Mart seçimlerinde Çukurova Belediye Başkanı olarak yapabileceklerini düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Tabii siyasi partiler her ne kadar bizleri anket içerisine katmasalar da canları sağ olsunlar. Vatandaşlarımız sandıkta gereken cevabı verecek olduklarına inanıyorum efendim. Evet. Çevremdeki arkadaşlarım da bana bu soruyu çok yönlendirdi. Evet. Ben de size sormak istiyorum haliyle. Evet. Bir paylaşımınız var anket oranlarıyla ilgili. Evet. Onu biraz açar mısınız bize? Efendim şöyle söyleyeyim. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayı Firdevs Çingözler anket yaptırmış. Buyurun. Siz de kendi gözünüzle değerlendirin tesadüf. Onu da ben size bakayım. Bu ankette kim birinci çıkmış? Firdevs Çingözler. Peki bu ankette kim birinci çıkmış? Soner Çetin. Bu ankette kim birinci çıkmış? Emrah Kuzay. Böyle saçma bir şey mi olur? Bir de bu arkadaşlar beni anketin içerisine katmıyorlar. Terbiyesizliğin terbiyesizliği. Ben de kendime bir anket yaptım. Sıfır verdim. 5 yıldır 27 tane mahallede her ay bir mahallede halk toplantısı yaptık kaymakamımızla birlikte. Tüm kurum ve kurum müdürlerimiz oradaydı. Ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. 5 yıldır Çukurova ilçemizin tüm sorunlarına hakim olduk. Bu kadar bilgili, bu kadar mevki makam sahibi, Çukurova Muhtarlar ve Yerel Yönetimler Dernek Başkanı ve Anadolu Muhtarlar Federasyon Başkanı'nı yani ve özür dileyerek söylüyorum Çukurova'nın 1/3'ü zaten benim ticari hayatımdan müşterim efendim. Yani tanınırlığımız en yüksekleri yani 3 tane adayın içerisinden Soner Çetin belediye başkanıdır, onu tenzih ediyorum. Diğer iki tane adayımızı hiç kimse tanımaz, hiç kimse bilmez. Nereden geldikleri de meçhuldur efendim. Bir günden bir güne halkın yanında olmamışlardır. Siz bile beni dönüp de anketin dışarısına katıyorsunuz. Ankette bana kesinlikle yer vermiyorsunuz. Vatandaşlarımız bunu yer mi?
Bugün şehir içerisinde yaptığınız konvoya denk geldim Göktürk Bey. Evet. İnanılmaz bir sıra vardı. Yani tahminim onlarca, yani yüzü geçmiştir belki araba sayısı vardı. Ve insanların size tepkilerini inceledim ve açıkçası bana çok şey geldi, samimi geldi. Evet. İnsanlar size el sallarken, insanlar size işte tezahürat ederken çok samimi geldi bunlar bana. Bunu açıkçası kıskandım sizi biraz. Bunu nasıl başardınız diye. Efendim araç sayımız 400'ün üzerindeydi. Tabii tabii öyle onluk yüzlük bir şey değildi. 400'ün üzerindeydi. Bir ucu Kenan Evren'deydi. Kenan Evren'in başındaydı. Diğer ucu ise Kenan Evren'den aşağı inmiş. İller Bankası'nın oradan Turgut Özal'dan çıkmış. Dede Restorant'ın önündeydi. Çok iyi. Ve burada çok ciddi bir insan seli vardı. Dediğim gibi yani tanınırlık, çevre, eş dost çevremiz bizim burada oldukça fazla. Sağ olsun işi olmayan, müsait olan yakınlarımız, arkadaşlarımız katılım gerçekleştirdiler. Allah hepsinden razı olsun. Yani bizim için önemli bir durumdu. Tabii burada hastası olan, cenazesi olan ve mecburen şehir dışında olan yakınlarımız da oldu. Katılamayan yakınlarımız, arkadaşlarımız da oldu. Bu araç sayıları sizleri şaşırtmasın. Esas şaşıracak olduğumuz gün 31 Mart'tır efendim. 31 Mart'ta genel olarak sadece Çukurova, Adana değil Türkiye şaşıracak. Türkiye'de bir ilk gerçekleşecek. Bağımsız Çukurova Belediye Başkanı olacak. Allah nasip ederse. Anladım. Peki göreve geldiğinizde Çukurovalılar ne görecek? Yani ne vaat ediyor Göktürk Güngör Çukurovalılara? Yani ben göreve geldiğim zaman şu apartmanda oturan, karşıdaki apartmanda oturan ya da işte mahallemizde, kenar mahallemizde oturanlara ne vaat ediyorsunuz? Şimdi Onların hayatında ne değişecek? Pardon. vatandaşlarımızın sürekli beklentisi vardı. Ne beklentisi vardı? Bir sihirli değnek değecek. Bu sistem komple düzelecek. Yollarıyla, kaldırımlarıyla, park bahçeleriyle, temizliğiyle, cenaze işleriyle, sokaktaki dilsiz hayvanlarımızla, fakiriyle, fukarasıyla, gurebasıyla herkes artık huzurlu ve mutlu bir yaşam sürecekti. İnsanlar bir sihirli değnek bekliyordu. O sihirli değneği Adana'da hiç kimse gerçekleştiremedi. O sihirli değneği ilk 6 ay içerisinde biz gerçekleştireceğiz. Efendim sistemin hepsi komple düzelecek. Mesela örnek vermek gerekirse ilk ne yapacaksınız? 6 ayda 6 aylık süreç içerisinde ilk ne yapacaksınız? Çukurova'daki esnaf arkadaşlarımızın fotoğraflarını çekerek ücretsiz olarak billboardlarda kendi bulunmuş oldukları bölgenin billboardlarında 5 yıl boyunca ücretsiz olarak adresleriyle, irtibat numaralarıyla beraber yansıtacağız efendim. Bunu ilk defa duydum. Evet ilk defa duymuşsunuzdur. Doğrudur efendim. Türkiye genelinde ilk defa duydum. Evet 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 İzleniyorum efendim. çünkü diğer adaylara. Doğru. Çünkü herkes ticari bakıyor. Biz halkımızın yanındayız efendim. Biz esnafımızın kalkınması için mücadele etmemiz lazım. Ve esnaflarımızın iş yerlerinin komple önü sabah açıldıklarında tertemiz olacak efendim. İş makinalarımızla birlikte sokaklarımızı günlük temizliğe döneceğiz. Ve ilk 6 ay içerisinde parklarımızın hepsini yenileyeceğiz. Çünkü birçok parkımız çok kötü durumda, atıl durumda. Parklarımız düzecek, temizliğimiz düzelecek. Yollarımızdaki çukurlarımızın hiçbirisi kalmayacak. Boyanması gerekli olan yerler boyanacak. Apartmanlarımızın hiçbirisinde budanmayan ağaç kalmayacak. Çöp konteynerlerin hepsi değişecek. Çöp kutuları gelecek apartmanın içine, banklar gelecek. Okulların içerisindeki banklarımızda sadece Çukurova Belediyesi'nin banklar olacak. Yapılacak olan çalışmalarımız o kadar çok fazla ki kalem olarak ele aldığınız zaman 100'ün üzerinde. Biz ilk 6 ay içerisinde Çukurova'yı size sevdireceğimizin sözünü veriyoruz efendim. Peki bunu halka anlattığınızda ne diyorlar size? Yani Halkın zaten eksiklikleri bunlar efendim. Ben Çukurova Muhtarlar ve Yerel Yönetimler Dernek Başkanıyım. Yani bunlar zaten halkımızın talep ettikleri konular. Adam bank istiyor. Apartmanda yaşlımız var diyor, hastamız var diyor. Çocuk hanım diyor pazardan geldi, yukarı çıkacak bir 5 dakika dinlenim diyor. Yani yoruluyor, çıkmak zorunda kalıyorlar. oturacak yer Oturacak yer bulamıyorlar diyorlar. bulamıyor. Yani cenazelerde insanlar sokaklarda kalıyor. Ne gerek var? Yani yağmurda ıslanıyorlar, yazın sıcağında donuyorlar. Yazın sıcağında yanıyorlar, soğukta da donuyorlar, yağmurda da donuyorlar. Ne gerek var bunlara? Bunlar çok ufak dokunuşlarla yapılacak olan işler. Yani taziye evlerimiz olacak. Her merkezi mahalleye 2 tane. Ve cenazelerde bundan sonra cenaze sahipleri yemekle falan uğraşmayacak, çayla uğraşmayacak. Cenaze taziye evlerimizde yemeklere ücretsiz olarak karşılanacak, çaylara ihtiyaçları oradan ücretsiz olarak karşılanacak. İnsanların birlikte, beraber, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamaları için bizler burada mücadele edeceğiz Bu da efendim. bir ilk aslında, evet. Evet, hepsi bir ilk efendim. Çok Hepsi bir güzel. ilk. Güngör Bey, Göktürk Bey, şu an karşınızda Çukurovalılar var. Evet. Onlara ne söylemek istersiniz son olarak? Çukurovalı hemşerilerime şunu söylemek istiyorum. Değerli hemşerilerim, Çukurova'daki
siyasi adaylarımızın içerisinde vatandaşlarımızın sorunlarını yazan, yani şöyle projelerini açtığınız zaman tüm siyasi partilerin projelerini açın, inceleyin. Eğer bu projelerin içerisinde bu projelere gerçekten yerine getirebilecek siyasi görmüş olduğunuz ya da bağımsız görmüş olduğunuz aday kimse, gidin oyunuzu ona verin. Projelerinizde en gerçek projeler kiminse, en gerçek projeler kiminse, bu sorunu kimin çözebileceğine inanıyorsanız partisine, dinine, ırkına, mezhebine bakmadan gidin ona oy verin ki çocuklarımızla, ailemizle birlikte Çukurova ilçemizde artık o sihirli değnek gelsin, bütün her şey değişsin. Artık gelişmek istiyoruz. Artık çağı bir adım ileri gitmek istiyoruz. Ülkenin birinde bir teknolojiyi gördüğümüz zaman 3 yıl, 4 yıl sonra ülkemize gelmesini istemiyoruz. 25 yıldır, çeyrek asırdır teknoloji firmamız var. Teknolojinin içerisindeyiz. Çukurova'nın 3'te 2'si bizim müşterimiz. Ben 15'in üzerinde ülke ziyaret ettim. Ülkeler arası ticaret gerçekleştirdim. Şehirler arası ticaretler gerçekleştirdim. Sizlerden rica ediyorum. Biz bulunmuş olduğumuz, yaşamış olduğumuz memleketi geliştirmek istiyoruz. Sizin ne tür bir düşünceniz, fikriniz varsa emin olun onların hepsi Göktürk Güngör'de yazılıdır. Göktürk Güngör'ün dili yazmaktan geçer. Yazar, uygular, yazar, uygular, yazar, uygular. Ben sizlerin sesiyim, halkımızın ise, vatandaşlarımızın ise gördüğü, görebilecek olduğu tek gerçeğim. Ondan dolayı sizlerden ricamız, bu kardeşinizin sözlerini hiçbir şekilde yabana atmayın. 2024 31 Mart seçimlerinde Göktürk Güngör kardeşinize bağımsız da destek verin ve Çukurova ilçemizdeki 14 tane bağımsız meclis üyesi adayımız var. Bunların hepsi tescilli, onurlu, şerefli, gururlu insanlar ve bölgelerine de hakim olan insanlar. Onların hepsi tescilli, hiçbir şekilde bir sorun, problem yok. Diğer partilerin meclis üyelerini kontrol edebilirsiniz. Mafyalaşmış sistem. Bizim meclis üyesi adaylarımızı tercih edebilirsiniz. Bağımsızdan Göktürk Güngör'e belediye başkanlığında oy verebilirsiniz. 14 tane meclis üyesinin içerisinde tanıdığınız bir isim varsa tanıdığınız isme verirsiniz. Bağımsız olarak söylüyorum. Tanımadığınız varsa herhangi bir kardeşimize güvenle oyunuzu verebilirsiniz. Meclis üyeliklerinizde de sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Bilginiz olsun efendim. Sizlere sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte yaşayabilecek olduğunuz güzel bir 2024 yılı diliyorum efendim. Bizler sizin kardeşiniz olarak her daim yanında olacağız. Telefon numaram 724 açıktır. Hiçbir zaman değiştirmedim. Hiçbir zaman da değiştirmeyeceğim. 0532 567 2002 numaralı hattımı ise istediğiniz herkese istediği gibi ulaşabilmesi için her ekran başında da söylüyorum. Burada da söylemiş olayım efendim. Değerli toprak kardeşimiz sağ olsun bugün bizi onurlandırdı. Bizimle beraber sizlerin karşısına çıkmamıza vesile oldu. Kendisine de bugünkü program adına, şahsım adına ve çalışma arkadaşlarım adına da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Göktürk Bey. Evet. Güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz bunun için size. Biz de umarız teşekkür ederiz. Başarılı olursunuz. Çok teşekkür ederim. Hak eden kazansın diyelim. Her zaman için. Hak eden kazansın. Evet, her zaman için hak eden kazansın. Hak eden kazansın. Hak eden etmeyen kazansın. Kazanmasın. Evet. Bölgeyi tanımayan, bölgeyi bilmeyen, bölgede kendi kendine oy kullanamayacak olan insanlar kazanmasın. Vatandaşlarımızın, fakirin, fukaranın, gurebanın, öksüzün, yetimin, dulun, kimsesizlerin hakkını yiyecek olan insanlar kazanmasın. Bu konuda sadece da çok insanların kafasında bir şey, flu bir görüntü var. Yani oylarımız boşa mı gidecek, çalınacak mı gibi bakıyor insanlar. Bundan sonra ne düşünüyorsunuz? Efendim zaten Çukurova ilçemizdeki sandık sayımız belli. Kaç sandığımız yani var Çukurova'da? Yani 840 tane sandığımız var. Tek bir tuşla 3000 kişiyi de bir araya getiririz. 4000 kişiyi de bir araya getiririz. Sandıklarımızı bizim korumayla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Ve sandık koruma işini de size şu şekilde söylemek istiyorum. Biz muhtarlık seçimi yaşamıyoruz efendim. Biz belediye seçimi yaşıyoruz. Sabah saat 8 ile 5 arasında bizim sandık görevlilerimiz olmayacak. 5 ile 8 arasında ya da 9 arasında.
Çukurova ilçemizdeki sandık görevlilerimiz saat 5 ile 9 arasında görev alacak olduğundan dolayı bütün eşimiz, dostumuz, çevremiz rahat. Toplamda 800 tane sandık, köylerle birlikte 840 tane sandığımız var. Bu sandıklarımızın hepsine bizim muhtar arkadaşlarımızla, yerel yönetici olan arkadaşlarımızla ve muhtarlığın haricinde yakın aile, eşimiz, dostumuz, çevremiz kimler var ise herkes okullarımızda görevlendirilecek. Sandıklar bize emanet diyorsunuz yani. Yani sandıklarda en sağlam, en temiz korunacak olan kısım bizim bulunmuş olduğumuz durum. Zaten orada tüm siyasi partilerin adayları da söz konusu. Sandık başkanlarına kadar, içerideki müşahitlere kadar resmi, bağımsız. O gün bizim Çukurova Elektrik Lisesi'nin içerisinde 4 tane yakın arkadaşımızla ben içeri girebiliyorum. Tüm siyasi partiler nelerden faydalanıyorsa sandıklarının korunabilmesi için aynı şekilde bizler de faydalanıyoruz. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Bilginiz olsun efendim. Tamamdır. Rica ederim. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bugünkü konumuza teşekkür ediyoruz. Göktürk Bey, yolunuza başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Saygılar. Saygılar.